Evet arkadaşlar, Rövanş kanalında milyar öncesi son partımız olan Fenerbahçe partına hoş geldiniz. Bugün Alpay hocamla beraber Fenerbahçe'yi, bir hafta baydı Fenerbahçe, Alpay hocamı da özledim. Alpay hocamla Fenerbahçe Aldanya Spor Tiyatrosu'nu hep beraber yorumlayacağız. Hocam öncelikle nasılsın? Oğlum öncelikle günaydın. Günaydın hocam. Bu sabah bu programı oluyor. Sabah şeriflerimiz. Bizim seninle sabah programlarımız var böyle. Evet, arada geldi yine sabah evet, programı. Sabah programlarında bu tiyatro demeden şu programı bir daha açmanı istiyorum senden. Normal bir şekilde. Hocam. Bir normal bir şekilde bu programı tekrar açabiliriz. Hocam tekrardan açamam. Sizden. Bunun inandığım bir şekilde tiyatro olduğunu düşünerek söylüyorum. Ama sen iyisin gördüğüm kadarıyla. Ben iyiyim. Ben mutluyum. Ben niye mutluyum öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu tiyatro izledin çünkü. Evet. Tiyatro. Bir tiyatro sever olarak. Ya biz çok tiyatro izledik de bu en böyle şeydi, ucuzuydu. Ucuzuz katılıyorum. Hocam şimdi biz hararetli girmeden sen bir Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe Alanya Spor maçını diyeyim, hadi seni kırmayayım. Güzel bir değerlendir. Bir girizgah yap hocam sen. Fenerbahçe Alanya Spor maçını zaten Fenerbahçe'nin olduğunu anlamadan ilk golü yedi. Evet. Maça yani 1-0 yenik başlamış gibi bir şeydi. Ondan sonra Alanya Spor kendi yarı sahasından çıkmayarak oyunu hani öldürmeye çalışarak bir ilk yarı izledik. Fenerbahçe topa hakimdi ama bir pozisyonu bir şey yoktu. Bir gol pozisyonu vardı tam net görülemeyen, kimsenin anlayamadığı. Onun öncesinde bir Osayi'nin kırmızı kartlı bir pozisyonu var. Aa var mı? Kırmızı var, kart mı hocam? Kırmızı kart. Aa neden verilmedi hocam? 10 yılda oyuna giren Osayi neden kırmızı verilmedi? Şunu söyleyeyim ben neden? Sana. Hocam şöyle bir şey oldu. Şu bak bir dakika. Hocam, kırmızı kart hocam. Kırmızı. Fotoğrafa bakıldığı zaman. Arka cepte ne olurdu genellikle? Bir dakika. Kırmızı olurdu değil mi hocam? Evet, bir dakika. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi ayağa bastığı fotoğraflardan bakarsan zaten net. Hocam her şeyden baktığında şöyle. Bir sürükleyicilik yok. Yani o sürükleyicilik devam etse bak ben kırmızı kart diyorum. Evet. Ama %100'den şeyim yok. Hani kesinlikle kırmızı. Öyle bir durumda değil. Bana göre de kırmızı kart. Ama şu. Eğer o ayağını sürükleseydi o ayağı götürürdü zaten. O ayağı basıyor ve çekiyor. Yani bence niyet o kadar kötü değil. Yani niyet çok kötü olsaydı o ayağı kırardı. Hocam şimdi niyetlere mi geldik? Yok hayır. Kuralı nedir hocam? Tamam, İzlerken kırmızı nedir hocam? Ha? İzlerken. Kırmızı bütün Fenerbahçe taraftar dedi. Ulan o yeni oyuna giren o sahi ilk şimdi kırmızı kart gördü dedi mi demedi mi? Kırmızı kart. Adam arka cebe gidiyor bakıyor böyle unuttu galiba. Kırmızı kartı bir baktı böyle bulamadı. Sonra dedi ki bari sarı vereyim. Utan ya. Ahmet Oğuz'u Dubois yaptığı da kırmızı kart. O da verilmedi ama biz konuşmuyoruz bu kadar. Osayi'ye %100. Osayi'de zaten şeydi belliydi hocam surattan. Kırmızı kart. O suratı vardı onda da ama Mete Kalkanan. Eyyem hakemlerin başında, titikçi hakemlerin başında olduğunu yine gösterdin. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında. Bir hafta daha tutmayı başardın. Yani ben Alpay hocamı yine sözüne daldım. Normalde yapmadığım işlerdir ama kırmızı kart canım pozisyon. Kırmızı kart. Yani maça sundurdu diyelim. Maça orta ketti. Objektifiz yani. Tabii. Peki. Kırmızı kart. Sonrasında hocam kırmızı kart tiyatro hani orada bir Eyyaman'dan sonra. Ondan sonra bir hiç kimsenin anlayamadığı iptal olan bir gol var. Evet. Yani açı ya şöyle kimsenin anlamıyor mu? Güzel bir açı yok. Mesela onun hemen sonrasında El Clasico vardı akşam. Hı-hı. Haberim var mı bilmiyorum. Evet. O maçın hemen sonrasında. Dakika 82'de aslında şöyle bir gol atıyor. Hı-hı. Bir açı var. Offside açısı. Bir açı var. Telefondan ekran görüntüsü aldım sırf seninle bugün program sunacağımız için. Evet hocam. Ya hatta göstereyim sana muazzam bir açı. Peki. Yani kimsenin aklında hiçbir soru işareti yok. Hocam, bizde bir açı var. Onu izleyenlerimize gösterelim. Atalım. Tamam ben hemen kurguda hallederim. Bak bir açı var. Evet hocam. Açı bu offside. Evet. Bu evet. Yani onun kolundan almış, onun kolundan almış. Birini kırmızı, birini mavi çizmiş. Offside. Dakika 82 El Clasico. Evet. Hocam yani, bir de şöyle bir açı biz yani ne yediğimiz golde ne attığımız golde böyle bir açı yok. Hocam bu açıyı video koyamayabilirim çünkü bir sıkıntılı şey ya, olabilir. Ya kırmarız istersen. Yani ayarlarız. Ya başımıza iş almayalım. Ya istersen karalarsın. Bilenler de bilir zaten hocam. Yok karalarsın da. Ayarlarım. Ama bir ya en azından anlıyorsun. Diyorsun ki burada bu var burada. Bizde arkadan bir görüntü var. Onun ayağı mı önde? Onun kolu mu önde? Bakcan diye bir kargıtılım var. Hocam Alanya'nın stadı galiba yapılan ilk stadyum. Hiçbir yerden bir açı yok. Sadece ortadan bir kamera var. Sizin ilk hani Alanya Spor'un golünde de offside aynı yerden görüldü. Yani baktığında offside değil o. O Gustavo'nun ayak bozduğu belli. Belli. Ama öbür tarafta hiç açı yok. Hiç açı yok. Yani neye göre offside derdi? Soldan baktığımız şeyde açıyı görmeye çalıştık yani ama
Yani yine çok bir offside gibi, bir Rossiyaf'tan önde gibi ama açı biraz fazla yanıltabilir yani. Ya o ayak pozisyonu da açı yanıltabilir. O ayak da net ama hocam. Ne, o açıdan da belliydi öbür açıdan. Ben izlerken offside değil dedim ama. He. Gustavo'dan dolayı. Hocam ama Gustavo bir... falan dedik ya. Fener'de ilk 11'de ne diyorsun ya? Salah'ı yoktu. Sarkat Salah'ı okey ama çıktı 11 biraz artık, ben kaçayım 11'iydi ya. Serdar Aziz perşembe oynadı. Evet. 3 gün oradan sonra bence Gustavo'nun oynamasını ben bekliyordum zaten. Osterwold'e Ferdi çıktı. Sevilla bu rezilliğinden sonra Osterwold yine 11'de oldu. Çok kötü topçuymuş. Çok kötüymüş. Hocam ben de beklemiyordum. Harbi rezil keparze bir oyuncuymuş. Çok kötü topçuymuş. Ben ilk Sevilla maçında, gerçi Sevilla maçında dedim ki hani herhalde çok heyecanlandı. Yani. Oynayamadı falan dedim. Bu maçta da gerçi dakika 17'de çıktı ama Sevilla maçında... Yani, 10'çıydınız hocam. Evet. Yani bir i̇lk yarı özellikle, özellikle ilk yarı ben baktım, yanlış hatırlamıyorsam %72 ile top oynuyor Fenerbahçe. Yanlış olmasın, 354 tane pas yapmış, 2 yarı topu ayağına değmedi. Yok hocam ben... Yani bak %72 ile falan top oynamış. Hocam 90 dakika sahadaydı Osterwold'e. Evet. Bir de o maç. İnanılmaz. Bir de... Jesus'un yine... Ne vardı? Dealı. Bir tane adamın ismini unuttum. Arjantinli'nin. Bir topa kaydı. Üzerine bir durdu. Bir o pozisyonu var. Hocam ben çok hatırlayamadım şu an. Sabah, kaydı ya. Sabah şeriflerinden de olabilir. Ayağına doğru kaydı, böyle üzerine doğru yürüdü. Hangi kafasına doğru. Hangi maçta mı? Sevilla'nın maçı. Sevilla'nın maçı. İlk maçtan alırız zaten hocam. Hocam çok hatırlayamadım. Çok da burada takılmaya gerek yok. Tamam. Yani hiç hiçbir şey yok. Bir de kaçıyor. Kaçıyor. Yani baktığında 8 milyonluk. 6 mı 8 mi? 6 ama 8'dir o. Aramızda kalsın. Sen yabancı değilsin. He. Bizi izleyenler de yabancı değil. 8 milyonluk bir kazık durumu var. Ne diyorsun bu işe? Öyle duruyor. Yani. Ben çok şaşırdım. Hiçbir şey yok. Ne kademede var, ne ileride var. Bu arada o arada da şeye gittim da izin. Nasıl sakatlandı? Ayak mı çıktı? Müdahalesiz mi çekti? Hocam ben izliyordum. Ondan sonra Osterwold'in çıkacağını gördüm. O arada nasıl sakatlandım da denk gelmedim. Bana da denk gelmedi. Osay'ın ısınmağını gösterdi o arada. Osay ısınırken gösterdi. Sonra değişiklik oldu. Ferdi sol beki geçti. Osay sağ geçti. Ferdi yine maşallah var. Ferdi tabii yani. Kötü maçını hala izlemedim ben Ferdi'nin. Ama bu maçta yine o ilk maçta biraz daha şeydi hocam, durgundu. Diğer maçlarda izlediğimiz Ferdi başka bir Ferdi. Bu yine ortalama yani. Normal diyebiliriz. İkinci yarıya gel hocam maçla alakalı. Alanya maçı. İkinci yarı bu arada da değişikliklerle başladı Fenerbahçe. Üç tane değişiklik. Bir de ilk yaptığı 4 değişikliği yapmış oldu dakika 45'te. Özellikle Emre Mor'un girmesi bence çok artık attı takıma. İrfan çıktı. Hızlan... Ya bu zaten hiç girmemesi lazım. Hocam İrfan'la Rossi ilk 11'deyken bir Twitter'da yine İrfan Rossi TT oldu. Ya ben Rossi'ye o kadar düşmanlığım yok İrfan'ın olduğu kadar. Bu arada belki de İrfan'ın çok güzel bir asisti yenildi. Ya yenildi. Güzel bir asist. Bir, yani onu ki da golü de İrfan attı. Şey, asisti İrfan yaptı. Golü Rossi yaptı. He mesela. Ama ben İrfan istemiyorum. İşte biz mesela Sevilla'nın ikinci başındaki kadro bence okey bu kadar. Bu arada İsmail geldi. İsmail 6 senedir neredeydin oğlum? 7 sene mi oldu? Kaç? Bir anda gitti, yok oldu, evet. Daha da gelmedi. Hocam, kimse bir haber yapmadı ya. Bir tane Galatasaray'da demedi ki İsmail nerede demedi ya. Demedi. Kimse bilmiyor İsmail'in nerede olduğunu. Bu hafifte Fenerbahçe medyasının Jesus'la korkma işi olabilir hocam. Bilmiyorum ya. Bir Allah'ın... Okan Buruk böyle bir şey yapsaydı ki... Neyse buralara girmiyor ama. Bir Allah'ın kuluna demedi ki. Yani bu İsmail 6 aydır niye oynamıyor? Yani bu adam işte senin en zor maçlarında geldin, bunu ilk 11'e attın. Yahu şeyi de anlamıyorum. Hani oynamıyor. Tamam ilk 11 oynamıyor. Sonradan da girmiyordu. Yine bir Sevilla maçı. Yani takımın belki de sezonun belki de en önemli maçlarından biri. İsmail 11'de. Ya bir de taş gibi top oynadı ya. İyi topçuydu zaten. Oynadığı dönemde taş gibi iyi top oynadı. İyi topçuluktan bahsediyorum. Taş gibi top oynadı. Yani bir şey değil mi? Bu sezon içinde Arao'dan da Crespo'dan da daha iyi. Katılıyorum bu arada. Arao yine toparlamıştı hocam. Yok yok yok. Crespo'dan da Arao'dan da daha iyi. Hani daha full ya. Bir kere top ayağında yapışıyor. Yakışıyor da yapışıyor da. Aynen. Hem sağa atıyor, hem sola atıyor, hem kesiyor. Ciğersiz de biraz. Ya evet. Sevilla maçında sarı kart gördük, bir ilk pozisyon bir top kesiyor, faul veriyor hakem ama ya çok iyi. Ama dediğim gibi İsmail 6 aydır, ya ben 6 sene diyorum ama abartıyorum. 6 senede top oynamıyor resmen. Var böyleydi. Bu ikinci yarıda da değişiklikler, Emre Mor'un girip oyuna hız katması ve işte yapılan penaltılar. Penaltılar da bu arada bence hiçbir şey yok. Direkt penaltı. Direkt penaltı. Ha, bir de o 4 numarası var Alanya'nın. Net yani
Osayi'ye atılsa belki kırmızı görmezdi çocuk. Ondan bir şeyim yok. Ama hakem sarı kart vermediği için sarı kartlı kadar şarkı yapıyor. Saçı beyazlı. Hayır, 4 numara. Furkan. Furkan stoper. Furkan Bayır. Yani. Evet. İlk yarı dakika bir şey solda çekiyor önce Valencia'yı. İkinci penaltıyı da yaptıran o değil mi? İkinci penaltıyı da yaptıran o. Bir şeyde çekiyor. Bu çizgide Valencia'yı çekiyor. Faul veriyor. Sarı vermiyor. Sarı vermediği için 45 artı 6'da mı 7'de mi ne bir daha çekiyor Valencia'yı. İlk sarısını orada görüyor. Ondan sonra penaltıyı yaptırıyor. Sarı görmüyor. Ya tabii bunlar Fenerbahçe 10 kişi kalsaydı bu şekilde olmayabilirdi. Yani Furkan böyle bir şeyler yapmayabilirdi. Ya da şöyle de olabilirdi. Fenerbahçe 10 kişi kalsaydı Furkan'ın her dokunduğunda sarı karttan Furkan da atılabilirdi. Ya yani bunlar başka senaryolar ama Fenerbahçe 10 kişi kalsaydı kazanabileceği bir deplasman değildi bence. Değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Yani 0-0'a belki kazanabilirdi ama 1-0'a kazanamazdı. Yani beraberlik bile yani zorlanacağı bir, berabere bile kalmak zorlanacağı bir maç. Çünkü kazanmak zorunda olduğum bir maçsın. Büyük ihtimalle riski alacağım bir maçtı. Alanya Spor'a karşı böyle kazanamazdı.